Apocalypse. Evet sevgili bayi yeni bölümümüze hoş geldiniz. 23 Ocak Çarşamba gününün özür diliyorum, 23 Ocak Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Aklıma çarşamba notlarım geldi de. Çarşamba günü 7'de 5 yapmıştık. Tabii iki tane maçımızda başarılı olamadık. Bunlara da da hep şüpheli yaklaşmıştık zaten. Napsik ve Atalanta maçlarına. E, bunlar gelmedi. Onun dışında 7'de 5 başarımız vardı. Yine bu ileri almayan arkadaşlar. Yorumlara size sormuştum yani nedir ne değildir biraz böyle taleplerinize bakayım diye. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki işte sağlamcılar mesela 1.5 üstü maçlar da versene 3 tutlara ya arkadaşlar. Ben 2.5 üst karşılıklı gol var ve 2-3 gol dediğim zaman zaten bunlarda en az 2 gol çıkmalı yani. Bunlara kendiniz 1.5 üst oynayabilirsiniz. Ben gidip 1.20'den sizlere 1.5 üst anlatmayayım burada veya yüksek oran isteyen arkadaşlarımız var. E siz de risk alacaksanız yani oranları beğenmiyorsanız 1.35, 1.40, 1.45 yani bu iki 3 tane bir araya getirdiğiniz zaman biz böyle kazanıyoruz uygulamamızda da. Yani ben iki buçuk istiyorsam sen üç buçuk üste git mesela. Ben iki diyorsam sen handikap ikiye git mesela. Yani herkesin her şekilde ya bir de şunu anlamıyorum işte taraf bahsi de ver. Şunu da ver. Bunu da ver. Üç buçuk altta ya illa bu tercihlere niye takılıyoruz? Önemli olan kazanmak değil mi burada yani? Üç maçı bir araya getirin. Yedi tane maç veriyorum adam e, yattık iki tanesinden. Ya yedi maç aynı kupona koyarsan yatarsın da buradan iki tane alternatif çıkaracaksın. Üç tane maç koyacaksın kuponuna. Mesela ondan sonra uygulamadan haberi olmayanlar var. Bakın yönetmenim ekrana koyayım. Diyor. Her videonun başını ileri alıyorsunuz. Ee, o yüzden haberiniz olmuyor yani. Hem Apple Store'dan hem Google Play'den iptal uygulamamızı indirebilirsiniz. Ama önce şuradan çıkan iddia uygulamamızın tanıtım videosunu mutlaka izleyin ki onun ne olduğunu bir öğrenin ona göre gelin yani. Onun amacı neymiş, vizyonu neymiş, ne için yapılmış onları öğrenin ondan sonra gelin diyor. Bu almadığım maçları da mesela hatta sitemizde veriyorum mesela. Orada değiniyorum. Burada videoyu izleyeceksiniz. En güvendiklerimi bura alıyorum. Oraya biraz daha az güvendiklerimi yine çıkarıyorum ittabedi.com'a. Eee uygulamadan da kuponlarımız paylaşıyoruz. Serdar yine geçen tulum çıkarttı mesela perşembe günü hem kalem maçı katlama kuponu hem ideal bir hem ideallik hepsi geldi. Ama ondan önce de hiç kuponu tutmadı. Bakın her gün kupon tutturma hayaliyle veya zengin olma hayaliyle de gelmeyin yani uygulamaya. Orada zamanı olmayanlar, videoyu izlemeyenler işte bu tanıtım videosunda anlattık onun sebeplerini. Bunlardan bahsedelim dedim. E, Perşembe gününe geçtiğimiz zaman e, onun dışında like'larınızı, yorumlarınızı yine bir videolarımıza gönderirseniz artık stüdyomuzdan en azından hafta sonları şu yasaklar geçene kadar hafta sonları e, videolarımızı buradan çekmeye çalışacağız. Perşembe gününe baktığımız zaman yine 8 maç vermiştik. 6'sı başarılı olmuştu. Beşiktaş'ımız, Avanyaspor'umuz, Fenerbahçe'miz hepsi gelmişti. Kasımpaşa atamadı ama mesela adam diyor yüklü girdim Kasımpaşa yüzünden yatırdım beni. Ya ben yatırmadım arkadaşım. Kasımpaşa'da ben oynamıyorum yani. Ya da o son dakikada direkten dönen şutun e, suçlusu ben değilim yani. Yüklü oynayanlar zaten izlemesin bizi. E, ilk i̇lk üç maçı alsaydın kuponu tutmuştu mesela sırayla gittiğin zaman. Dördüncü maçı bilemedik. Zulka Veragen'imiz karşılıklı golümüz üstümüz gayet güzel geldi. Liverpool sürpriz yaptı. Bizleri yanılttı mesela. Onun dışında yine Lazio Parma gayet güzel geldi. Eybar Atletico son dakikada olsa da hem maç sonu 2 hem 2 ve 3.5 alt 1.80 gibi güzel bir orandan geldi mesela. Sizler de yorum katmanız çok önemli yani arkadaşlar. Biz düşüncelerimizi söylüyoruz ama dediğim gibi e, İttibede.com'u söyledik, uygulamayı söyledik. Bu arada arkadaşlar, Kürşat arkadaşımızın kanalını mutlaka takip edin. E, kendisi Gol Makinesi TV. E, yine yönetmenim şuraya koyar önerilenlere kanalını her gün. E, ya günün banko maçı ama banko diye bir şey yok futbolda biliyorsunuz. Ya ben nasıl biz nasıl uygulamada günün kale maçı diyoruz. Yani o günün en güvendiğimiz maçını kale maçına koyuyoruz. Bir tane maç. Üç editörün de kale maçını birleştirip kazanıyorlar mesela. Ya da iki editörünkini oran ihtiyacınıza göre. Ya burada az atamaya ederseniz gözünüz yükseklerde olmazsa düzenli düzenli ama ufak ufak kazanırsınız. Ay sonuna kadar çok memnun olan arkadaşlar var. Tabii ayın 30 günü tutturmuyoruz. Bunun 20 günü tutturuyoruz ama 20 gün tutturup 10 gün yatmak size kar yaptırır. Çünkü her kupon iki buçuk 3 oran yani. Öyle düşünün. Ee, Kürşat kanalından takip edebilirsiniz. Yine oradan selamıma da yazın yorumlara. Kendisi her gün şey veriyor. Kale maçını veriyor. Sizler için cumartesi içinde şöyle bir öneride bulundu. Swansea Nottingham Forest maçı var. Onun deplasman gollemez hayır tercihi varmış. Evet oran biraz düşük gelebilir ama bazılarınıza hitap edebilir. 120 20 orandan günün bankosu olarak günün sağlam kale maçı olarak onu önerdi kendisi. E, ee, onun da kanalını mutlaka takip edin. Onun da sitesi var. Telegram adresi var. Yine videosunda bilgileri veriyor zaten. Kanalına mutlaka gidin. Abone olun. Takip edin arkadaşlar. Ee, onun dışında oran yükseltmek isteyenler biraz daha riskli tercih istiyorsunuz. Onlar ev sahibinin 1.5 gol üstüne oynayabilirler mesela. Orada biraz daha riski artırmış oluyorsunuz ama yüksek oran isteyenler de bunu deneyebilirler. Cumartesi ve pazar günü çok güzel maçlar yok. Çok güvenilir maçlar yok ama yine de dediğim gibi cumartesiden 7 pazardan 8 maç sizler için 6 maç sizler için ayarladım ama geri kalanlara da dediğim gibi iddiabilir.com'da ve iddiabilir mobil uygulamamızda değineceğim sizler için. Yönetmen özlemişim vallahi stüdyomuzu ya. Vallahi özlemişim. Burası gayet güzel. Evet hafta sonları buradan devam edelim. İlk maçımıza geçelim. Gerçi Trabzonspor mücadelesi. Şimdi çok fazla uzatmayacağım. Gerçi Birliği düşüşte. Orada futbolu zaten görüyorsunuz. izleyenler biliyorlardır. Bir de futbolcular paralarını alamamışlar. Onu söyleyeyim. Bundan dolayı sıkıntı olmuş kulüpte. Ee, doğal olarak bu düşüş devam edebilir. Trabzon'da zaten Abdullah Avcı ile beraber çıkışta biliyorsunuz. Yine Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı. Geçmiş olsun dileyelim kendisine ve oyuncular onun için oynayabilirler. Hani Galatasaray'da Ömer Abdullah için oynadılar. Golden sonra şey yaptılar ya. Bu sefer Abdülkadir Ömür için oynayabilirler. Yani Trabzonspor'un da oranı düşmeye başladı bu sebeplerden dolayı. Kaleci Nordfeld sakat. Ayrıca Gençler Birliği'nde oynamayacak. Yine defansta Johansson sakat oynamayacak görünüyor. <laughs> Baker cezalı Trabzonspor'da da. Burada Trabzonspor galibiyeti beklenebilir. Oranı 1.62'den açmışlardı. Şu anda 1.60 daha da düşeceğini düşünüyorum ben. Ee, o yüzden yakalayabildiğiniz kadar kısa sürede Trabzon galibiyeti oynayabilirsiniz. Güvenmeyenler ya da ee, yüksek oran daha yüksek oran isteyen arkadaşlarımıza ekstra tercih veriyorum. Benim ilk söylediğim tercih benim önerdiğim kullanabileceğiniz tercih güvendiğim tercih yani. Onun için Trabzon 2-0 ya da 2-1 alabilirdi. Yani defansif önlemleri de daha iyi yapıyor ya çok fazla gol yemiyor. Belki gol yemez 2-0 alır ya da 2-1 de kalır diye. 2-3 gol 1.80 orandan denenebilir gibi ama Trabzon galibiyeti. Bir aksilik olmazsa gelecekleri gibi görünüyor. İkinci maçımız Bundesliga'dan aldım. Freiburg Stuttgart mücadelesi yine günü güvenilir maçlarından birisi gibi yani Freiburg bize kazandırmaya devam ediyor oynadığı maçlarda gollü maçlarda. E, Köln'ü 5-0 yendikten sonra Bayern Münih'i de zorlamıştı. Yenildi 2-1 ama yine golünü attı. İşte Frankfurt maçında yine kale maçıma koymuştum ben hem var olarak hem de ideal kuponuma üst olarak koymuştum. 2-2 bitti. Stuttgart'ta Augsburg'u 4-0 yendikten sonra mesela Gladbach'la 2-2 onlar da gollü olanlarında etkili takımlar ama son olarak Bielefeld'e yenildi bu maç tekrar çıkış olarak göreceklerdir. Onların da hücum gücü oldukça iyi. E, izlediğimiz zaman keyifli bir mücadele görüyoruz. Burada her iki takımda da çok önemli bir sakat cezalı görünmüyor. Yine her iki takımın birbirine gol atması değerlendirilebilir gibi. 1-38 orandan bunu da bu şekilde önereceğim sizlere. Almanya'dan Leverkusen Wolfsburg'a değinecektim ama sonra vazgeçtim. Hadi videoya koymayayım da yine site de vereceğim o maçla ilgili düşüncemi. Mainz Leipzig mücadelesi. Leipzig'i zaten her zaman değiniyoruz. Bizim takımımız biliyorsunuz. Yani güzel de oynuyorlar. Defans falanında da iyilerdi ama hani Dortmund'a yenildiler. Wolfsburg'dan iki gol yediler derken Union Berlin karşısında 1-0. Biz üst bekliyorduk. Union Berlin de eşlik ederler iki üç tane atar diye ama öyle olmadı bugün Berlin çok fazla etkili olamadı e, Mainz takımı da zaten ligin düşme adaylarından onlara çabalamaya çalışıyorlar çıkış maçı olarak göreceklerdir Belki ama sanmıyorum çok fazla etkili olacağını burada e, herhangi bir sorun da görünmüyor Her iki takımda lepsikten yine farklı bir galibiyet bekliyorum Ben isteyen sadece galibiyetini alabilir o ayrı mesele ama oran yükseltmek için ben e, Mat maç sonu 2 derseniz mesela 1.30 ben 2 ve 1.5 üstü birlikte öneriyorum. O zaman oran 1.42'ye çıkıyor ama güvenmeyenler de direkt 2.5 üstü alabilirler. 3-0 ya da 3-1 gibi net bir galibiyet bekliyorum. Leipzig'ten inşallah goller kaçmaz. Direklerden dönmez diyelim. 1.45 oranı var 2.5 üstünün de. Bu da bu şekilde önerdik. Başakşehir Çaykur Rize maçına gelelim şimdi. Çaykur Rize'de Toto videomuzda da değinmiştim. Zaten 3-4 tane sakat oyuncuları vardı. Bir de Covid'li oyuncuları vardı. Son eklenenlerle beraber 8 olmuş Covid'li. Sakatlarla beraber bayağı 11-12 oyuncusunun eksiği var. Daha zaten resmi sözleşme de imzalanmadı Sumudika ile. Ama bundan önce oynadıkları maçta hani yendiler ya Gaziantep'e. Bakmayın orada 2 tane penaltı var. Sağ şartları kötü falan. Biraz şanslarının yardımıyla oldu ama Sumudika da neymiş telefondan önce şey maçtan önce telefonla oyuncularla görüşmüş. Bir şeyler söylemiş. Onun karşılığını almışlar eski takımına karşı galibiyeti. Kendine Pay çıkarmaya çalışıyor ne kadar doğrudur bilemeyiz olabilir etkisi olmuştur ama şu an bu kadar sakatlı ve bu kadar covidle Başakşehir karşısında tutunabileceklerini sanmıyorum ben sakat listesini sayamıyorum yani şu an o yüzden bunun etkisiyle de Başakşehir'de zaten en son Kayseri'ye yenilmişti biliyorsunuz onda da bazı oyuncularda sıkıntı var tabi Viska gitmek istiyor İrfan Can gitmek istiyor sağa ya tam veremiyorlar kendilerini ve biraz da tabii yukarılardan düştükleri için motivasyon sorunları var ama bu vasat eksik Rize karşısında kazanacaklardır diye düşünüyorum. İsteyenler oran yetiyorsa 1.30'dan Başakşehir galibiyetini alabilirler. Oran yükseltmek için 1 ve 1.5 üstü 1.50 orandan değerlendirebiliriz. Ama daha da yüksek oran isteyen arkadaşlar var ya arada sizi de unutmayayım. Onlar da 2-3 gole gidebilirler. Çünkü 2-0-2-1 bir galibiyet bekliyorum Başakşehir'den. 2-3 golün oranı da yine 1.80. Ama benim hep söylediğim ilk önerdiğim tercihim. Ona göre e, tercihlerinizi yaparsınız. Kafanıza yatıyorsa. Ben 7 maç veriyorum ama buradan iki tane üçlü kupon çıkaracaksın. Ya da senin bir maçın vardır. iki de benden alırsın bir kupon yapacaksın. Kazananlar çok fazla bu şekilde. Bu işin mantığını mutlaka öğrenin. Yine kanalımızda da mesela taktik videolarımız var. yönetmen şu önerilenlere koyuyor. Ara sıra oralara da girin bir. Ara sıra iddiada kazanma yolları ile ilgili çektiğimiz videoları da izleyebilirsiniz. Ya da hiçbir şeye takılmak istemiyorsanız uygulamamıza gelin. Ayın neredeyse 20 günlük zaten orada kazanıyoruz. Yine ara sıra canlıdan da yardımcı olmaya çalışıyorum. Canlı hizmeti yok uygulamada ama ara sıra maçlar denk geldikçe izlerken yardımcı olmaya çalışıyorum. İttihabilir.com'dan da yine diğer maçları takip edebilirsiniz zaten web sitemizde. Orada da bir görsel oluyor ana sayfada. O görsele tıklayıp o günün maçlarına gidebiliyorsunuz. Haftada 4 gün 5 gün orada da maçları yayınlıyorum. Burada değinmediğim maçları. Milan-Atalanta mücadelesi 5. maçımız. Evet İtalya'da güzel bir maç oynanacak. Atalanta bizim Kazımpaşa gibi. Hani ligin biraz dengesiz takımlarından biri ama hücum gücü kuvvetli. Benim beğendiğim izlediğim bir takım. Genoa karşısında yine pozisyonlara girdi. 0-0 kaldı ama Udinese ile erteleme maçı oynadı. Yine bir bir beraber kaldı ilk dakikada gol ama pozisyonlara girmede sıkıntı yok şimdi. Milan bu zamana kadar bir kere mağlup olmuş. Şampiyonluğa gidiyor. Evet motive ama onlarda da eksikler var. İbrahim Avuç döndü ama işte Hakan Çağlanoğlu oynamayacak. Yine Romanyol cezalı görünüyor mesela. yine defansta e, yine cezalı görünüyor. Onlar da e, Beşiktaş'ın da bir aralar ilgilendiği Mancugic'i aldılar. o da oynayabilir. Atalanta'da Pasal için sakatlığı var ama burada Güzel, zevkli, tempolu bir maç bekliyorum. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. Karşılıklı gol var aldım geçtim ben çayımı çekirdeğimi alıp bu maçı izleyeceğim. İki takımdan da gol bekliyorum. Olmazsa şaşırırım yani. İki takımın birbiri var da gerisine karışmıyorum ben. Ee, o yüzden burada da karşılıklı gol var oynayacağım. Yine günün güzel maçlarından biri Freiburg maçı gibi. Udines'e inter maçı hadi buna da değineyim dedim. insan Değin mi değinmesen bilemedim. Çünkü Udines'e biraz sağlam duruyor. Yani onlar da düşüştelerdi. Atalanta'dan bir puanı kopardılar hani. Ee, bir yenilip iki berabere kalıyorlar. İki beraber, bir berabere kalıp iki yeniliyorlar. Altılardan kurtulmaya çalışıyorlar ama tutabiliyorlar yani oyunu biraz daha defansif anlamda. Inter'e de burada bu şekilde biraz kafa tutabilirler diye düşünüyorum. Ee, Inter'in de tabii e, Milan'ın Atalanta'da oynadığı haftada. Bakalım bu zaman puan çıkarabilecek mi? En son Sampdoria ile oynadığı haftada mesela... E, yenmesi gerekiyordu. Yine Juventus Milan oynuyordu sanırım o haftada. O hafta yenememişlerdi. 2-1 yenilmişlerdi. Burada bakalım ne yapacaklar. Udinese dediğim gibi bir sürpriz de burada yapabilir diye düşündüğüm için direkt maç sonu 2'ye gitmedim. Alexis Sanchez şüpheli görünüyor ama oynayabilir belki. Onun dışında... Udinese takımında orta sahada bir tane sakatlık görünüyor. Bir de forvetlerden o sakat görünüyor. Dediğim gibi skoru yine aynı Atalanta maçı olduğu gibi 2-3 gol aralarına sıkıştırabilir. 1-1 ya da Inter kazansa da 2-1 biraz zor kazanır diye düşündüğümden bunu alternatif kuponlarınızı öneriyorum. Yüksek oranlı tavsiyem olsun. 2-3 golde kalacak mı mücadele? Tipik bir 2-3 gol mücadelesi görüyorum. 1 oranı var efendim. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. 6. değil 6. maçı Inter'di. 5 Milan'dı. 7. maçımız o, o da şöyle. Ona da yüksek oranlı yine alternatif kuponlar için değerlendireceğim. Alaves Real Madrid mücadelesi İspanya'da oynanacak bu mücadele ve e, Alevez'in başında Abelardo var. Abelardo eski Barcelona oyuncusu, kaptanı ve aynı zamanda Real Madrid'i hani sevmeyenlerden değil nefret edenlerden yani. O yüzden Real Madrid'e karşı kendisi de ayrı motive olacaktır. Takımını da ayrı motive edecektir Alevez takımını. Tamam onlar düşüşte. Evet ilk baktığınız zaman Real Madrid'in çıkış maçı olabilir. Evet hepsine katılıyorum ama dediğim gibi Alevez oyunu tutup yine kontralardan falan vurmaya çalışacaktır. Real Madrid'de iki kupadan da elendi. Birinde Bilbao'ya elendi. 2-1 e, şeklinde diğer e, Kral Kupası'nda da sanırım 3. Lig takımına Uzatmalarda yine yediği golle eğlendi. Moraller bozuk. Zidane yine tartışılmaya başladı. Burada kazanabilir. Evet ama Real Madrid'in oranına baktığımızda 1.42. Neden? Çünkü normalde hani 1.15 1.20 olur. Çünkü zor maç. Aleveze aşabilecek mi bakalım. Ama yine ne olursa olsun 2-3 gol aralığında kalacaktır. Ya 1 bir, bir sürprizi ya 2-1 yine Real Madrid belki kazanır diye. 2-3 gol 1.75 orandan klasik. 2-3 gol mücadelesi gibi. En azından bu Inter'le Real Madrid'in 2-3 golünü bile birleştirirseniz 3'e yakın oran elde edersiniz. Bunları ayrı kuponda değerlendirin. Diğer maçlar Tamam normal ana kuponda 3 tanesini alıp değerlendirebilirsiniz. Cumartesiden seçtiğim maçlar bu kadar. Video için ama iddiabilir.com sitemizde ve uygulamamızda kupon şeklinde görebileceksiniz. Yorumlara mutlaka yorumlarınızı ve güvendiğiniz maçları yazın ve Trabzon maçı ile ilgili skor tercihinizi de merak ediyorum. Onun dışında like'larınızı gönderirseniz seviniriz efendim. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.